Adana Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit halileri ve gaziler için Adana'da bir otelde iftar etkinliği düzenlendi. Bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimize iftardayız. Bir Ramazan sofrasını paylaşıyoruz gördüğünüz gibi. Onlara aynı sofrayı paylaşmak, aynı ülkede yaşamanın onurunu yaşıyoruz. Maşallah. Onlar bizim başımızın tacı. Bu anlamlı günde ben de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Adana Valiliğimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde şehit ailelerimizle bir araya geldik iftar sofrasında. Rabbim nice iftar sofrasında buluşmayı nasip etsin. Şehit ailelerimiz bizim için çok kıymetli. Onlarla fırsat buldukça bir araya gelmek istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu burada yaptığı konuşmada yeni süreçte şehit yakınları ve gazilerle Adana'da çok daha fazla bir arada olacaklarını belirtti. Cuma günü itibariyle Bismillah diyerek başladığımız memleketimizde, Adana'mızda, doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde bu yeni süreçte bundan sonra sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız. Bundan sonra birçok konuda omuz omuza, yan yana her an bir arada olacağız. Bir şehri şehir yapanın o şehrin asıl kahramanları şehitler ve gaziler olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, Adana'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana çok sayıda şehit, gazi vermiş kahraman, gazi bir il olduğunu söyledi. Bir şehri şehir yapan o şehrin asıl kahramanları şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu bağlamda Adana'mız gerek Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana kadar birçok şehit vermiş, birçok gazi vermiş bir ilimiz. Kahraman, gazi bir ilimiz. Ben geçmişten bugüne vatanımızı bizlere emanet eden, bu vatanı kanlarıyla vatan haline getiren, başta bugün İstanbul'un fethinin de yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu vesileyle Fatih Sultan Han'dan başlamak istiyorum. Onun nezdinde tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, kahraman gazilerimizi hepsini rahmetle huzurlarınızda yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Bakan Sarıeroğlu Adana'nın bir evladı olarak doğduğu büyüdüğü kente bundan sonra hizmet edecek olmaktan dolayı çok büyük onur ve gurur yaşadığını sözlerine ekledi. İnşallah çalışmalarımız aynı kararlılıkla, aynı kapsayıcılıkla devam edecek. Allah hiçbir anamızın yüreğine bundan sonra bu evlat ateşini düşürmesin. Hiçbir eşimizi kanatsız bırakmasın, yarısız bırakmasın, evlatlarımızı babasız bırakmasın diyorum. Gayretimiz, çabamız bunun için olacak diyorum. Bundan sonra da inşallah vatanımız, milletimiz her daim huzurlu, bolluk, bereket içerisinde, bayrağımızda her daim göklerde dalgalanarak ilelebet varlığını sürdürecek diyorum. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise şehitlerin emaneti olan ailelerin ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını dile getirdi. Kıymetli şehit yakınları, mağfiret yolculuğumuzun bugünkü iftarında şehitlerimizin emaneti olan sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, gözlerini kırpmadan vatan uğruna çarpışıp gazi olmuş kardeşlerimizle birlikte olmak bizler için büyük bir şereftir. Şehit yakınları olarak sizler en değerli varlıklarınızı, evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, babalarınızı vatan sağ olsun diyerek bu topraklara emanet ettiniz. Kahraman gazilerimiz girdikleri mücadelede bedenlerinden bir parçayı kaybederken şehadeti göze aldıklarını, ölümü korktuklarını tüm cihana gösterdiler.